İyi akşamlar. Özel röportajda karşınızdayız. Bu akşam ekonomiyi konuşacağız. Ekonomi anlamında 2016 yılı oldukça hareketli biri oldu. 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi, artan terör olayları, jeopolitik riskler, Amerika'da Trump döneminin başlaması, Fed'in faiz artırım sürecine devam etmesi, tüm bu gelişmeler, sıraladığımız tüm bu gelişmeler ekonomik dengeleri bozdu, bir değişim yaşattı. Ekonomiyi ve bankacılık sektörünü konuşacağız. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne çok şey olmuş. 2016'nın ikinci yarısında oldukça hareketli bir dönem geçirdik. Sıraladığımız zaman saymakla bitmiyor. Şimdi yaklaşık 2 ay önce siz bir açıklama yaptınız. Bankalar için kar zamanı değil, feragat zamanı dediniz. Önemli bir açıklamaydı. Oldukça ses getirdi. Bu açıklamayı yapmaya neden ihtiyaç duydunuz? Çok açık, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok zor yıllar bunlar aslında. Yani 2016'yı saydınız. Aslında biraz daha geriye doğru gidildiğinde 2013'ten bu yana biz çok sıra dışı olaylar yaşıyoruz. Yani izaha muhtaç, normal diyemeyeceğimiz düzeyde olaylar yaşıyoruz. Şimdi global krize kadar gidiyor aslında bizim bu sıkışan hikayemiz. Hatırlayacaksınızdır. 2008'in son çeyreği, Lehman Brothers'la bir global kriz hikayesi çıktı ortaya ve gelişmiş ülkelerde pek görmeye rastlamadığımız, alışmadığımız, hatta onların da kendilerine pek yakıştırmadığı sorunlar gördük. Artan borç, bütçe açıkları, iç açık, dış açık, her tür bankacılık sorunları. Velhasılı bu global krizi önleyebilmek için çok ciddi bir likitte genişlemesine neden oldu. Para muslukları açıldı. Para muslukları açıldı. Şimdi bugüne getirebilmek için izah ediyorum bunu. Bu para musluklarından da gelişmekte olan ülkeler de istifade ettiler. Hele özellikle Türkiye, Çin gibi kendilerine özgü daha iyi ayrışan, olumlu ayrışan bir hikayesi olan ülkeler. Makroekonomik verilerle vesaire. Biz kendi iç tasarruf hadlerimizin fevkinde büyüme imkanları bulduk. Fakat daha sonra özellikle 2012'den başlayarak, 2013'te belirginleşerek daha dar bir bantta %3-4 arasına sıkışan bir büyüme dönemine girdik. Ve Türkiye gibi dinamik nüfusa sahip, her yıl belli bir iş gücüne katılımın olduğu bir ülkede bu çok kolay sürdürülebilir bir şey değil. Böyle olunca geçen süre bazı başka gündemlerle de maalesef daha da olumsuzlandı. 2015'te 2 seçim, 2014'te 2 seçim. Tam 2015'te sonunda seçimi yapıp 2016'da da daha belirgin bir tablo göreceğimizi umarak 2016'ya gireceğimizi düşünüyorduk ki olan şu oldu. Kabinenin açıklandığı gün uçak hadisesi oluştu. Rusya ile uçak krizi. Rusya ile uçak krizi. Bu ekonomiye çok ciddi etkiler yaptı. Örneğin turizm gelirleri zaten aşağıya doğru bir trendi vardı ve biz yıla umduğumuz gibi giremedik. Aslına bakılacak olursa Türkiye ekonomisinin makroekonomik temel göstergeleri olumlu ayrışmaya imkan verecek derecede aslında benzer ülke ekonomilerinden daha iyi. Yani bütçe açığının milli gelire, kamu borç stokunun milli gelire, hele şimdi bir zamanlar yüksek olduğu için kaygı konusu olan cari açığın milli gelire oranları baktığınız zaman aslında olumlu ayrışmaya hizmet edebilirdi. Biz yani gerçekten insanın içi de acıyor bunları düşündüğünde. Biz cari açığın %10'lara doğru yaklaştığı ve de petrol fiyatlarının $100'ların üzerinde seyrettiği bir dönemde kur atağı yemedik, kur atağına maruz kalmadık. Şimdi %4'lere yakınsamış bir cari açık milli gelir oranı varken ve petrol fiyatları o günün yarısından az iken, $50'lara geldi, hatta daha $40'lara geldi. Şimdi bir kur atağına maruz kalıyoruz. Yani aslında ilk kırılım Rusya ile yaşanan uçak krizi. Aslında ekonomimiz kendi temel göstergelerinin gerektirdiğini hak etmediği başka gerekçelerle bir şekilde bir olumsuzluk sarmalına girdi. Bu dönemde tabii dış etkenler de var. İşte Amerika'daki başkanlık seçimleri, Trump'ın göreve gelişi, onun vermiş olduğu ilk mesajların biraz piyasalarca özellikle faiz artışının hızlı olacağına dair beklenti yaratmış olması bu tabloyu çok daha da bozdu. Tabii bizim en büyük travmamız da 2016 için söyleyebileceğimiz 15 Temmuz hadisesidir. 15 Temmuz hiçbir hesapta yoktu. Örneğin kur artışı açısından baktığınızda yılın başından 15 Temmuz'a kadar %1 değer kazanan Türk lirası varken, ki bu öngörülebilirlik ve istikrar demektir esasen, o tarihten bu tarihe %20 civarında bir devalüasyonla karşı karşıyayız. Ve diğer benzer ülkelerden de bir miktar olumsuz yönde ayrışıyoruz. Tabii kendi iç gündemlerimiz bu olunca, yani sadece siyasete ve güvenliğe zarar vermiyor, ekonomiye de zarar veriyor böyle gelişmeler. Bunun neticesinde de maalesef özellikle kurlar açısından çok ciddi bir dalgalanmaya maruz kaldık. Ben böyle bir ortamda kuruluşların, büyük kuruluşların, kendi sorumluluklarının farkında olması gereken kuruluşların, ekonominin genel doğrusuna, ülkenin genel doğrusuna, sadece kendi bilançolarının gerektirdiği teknik doğrulara, kitabi doğrulara değil, muhataplarının da doğrusuna. Çünkü biz bir ekosistemin içinde iş yapıyoruz. Siz muhatabınızı zayıflattığınızda, onu sürdürülebilir olmaktan çıkarttığınızda, sizin de varlığınız bir süre sonra riske girer. Bu yönüyle bakıldığında bankacılık açısından biz, kendimiz açısından da doğru olanın bu olduğunu düşünüyoruz. Onun için kar değil, feragat yarışıdır dedim. Bu bilançoların imkanları bir şeye lazım olacaksa işte bugünlere lazım dedim. Onun için öz kaynaklarımızı biz bu ülkeden kazandık. Bu ülkenin imkanlarından kazandık. Hatta bugün belki zora girmiş müşterilerimizin üzerinden de kazandık. Onun için de dönüp bu sistemi hep daha iyiye, daha olumluya götürecek inisiyatifler almalıyız, kullanmalıyız düşüncesi içerisinde olduğum için. Bu tabii çok açıklıkla da ifade edeyim. İyi konjonktürlerde, olumlu konjonktürlerde anonim şirket olarak serbest piyasa rekabet ortamı içerisinde sonuna kadar en sert stratejilerle kar yarışı yapabilirsiniz. Öyle bir lüksünüz vardır. Ama kırılgan dönemlerde bunu yapamazsınız. Bu çeyrek bazlı bir yönetim performansı gösteriyor değiliz ki biz. Orta ve uzun vade ve içinde bulunduğumuz ekosistemin sağlığına dayanan bir iş yapıyoruz. Onun için orada çok hassas olmamız gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Ve bu kırılgan dönemlerin özellikle bu bakımlardan, bunun hissedar değeriyle de çeliştiğini düşünmüyorum. Hissedar çeyrek bazlı performanslara bakarak kısa vadeli giren çıkan hissedar değil. Hissedar orta uzun vadeli bir kuruluşa, bir ülkeye, onun geçmişine, geçmiş performansına ve geleceğine yatırım yapan kişi. O anlamda bizim hissedarlarımıza da örneğin bankamızın bu zor dönemlerde aldığı bu tür pozisyonların en önemli varlık olduğunu düşünüyorum ben. Bunun da değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özü bu anlayışı korumaya da devam ediyoruz. Peki bu açıklama sonrası neler yaptınız ve bunun karşısında nasıl tepki aldınız? Biz bunun için gerekli tedbirleri birçok alanda aldık. Birisi kredilendirme, kredi politikalarımız. Birisi teminat ve teminatlandırmadaki esaslar. Birisi fiyatlama, yani faizler ne oluyor, ne bitiyor, döviz de dahil olmak üzere. Ve gene krediyle bağlantılı olarak da ihtiyaç gösteren, geçici bu mücbir durumlar nedeniyle durumlarında sıkıntılar oluşan firmaların kredilerinin yeniden yapılandırılması. Bu konularla ilgili son derece önemli inisiyatifler aldık. Bütün teşkilatımızla bunu paylaştık. Yüz yüze yaptığımız toplantılarla paylaştık. Nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini anlattık onlara. Ve şu anda da uyguluyoruz bunları. Yine Ekim ayının sonlarında bir faiz indirimine gittik. Çünkü şunu gördük, belirsizlik primi çok yüksek fiyatlanıyor idi ve biz burada ülkenin genel doğrusu, işlerimizin genel doğrusu, müşterilerimizin, muhataplarımızın genel doğrusu için bir inisiyatif başlatabiliriz diye düşündük. Nitekim onun gerek maliyetlerimiz açısından, gerek net faiz marjı açısından gayet yönetilebilir bir şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Bütün mesele şu, büyük kurumlar böyle ortamlarda krize karşı, ben hep öyle ifade ederim, adeta bir dalga kıran gibi ona direnecek şekilde hareketler yapmalılar. Sistemi koruyacak olan odur. Bakın size bir örnek vereyim. Evet. 2008 yılının son çeyreğinden sonra ciddi bir daralma yaşandı Türkiye ekonomisinde. Hatırlayacaksınızdır. Evet. Çift basamaklı bir daralma yaşadık. 11'lerin üzerindeydi hatırladığım kadarıyla. Tabii bu yaygın kredi kullanan kesimlerde bu mücbir durum olağanüstü aksamalar getirdi. Ve öyle bir dönemde örneğin bir tipik bankacılık refleksi göstermeye kalksanız, örneğin teminatlarınız o andaki riski tasfiye etmeye yetiyorsa hemen o yönde bir hareket yapsanız kendi adınıza doğrunuzu yapmış olur, geçer gidersiniz. Belki bir takım izler bırakırsınız bir yerlerde. Onun faturası da nerede ödenir, nerede ödenmez bilinmez. Ama şunu yaparsanız, bu hikayelerin içerisinden olabildiği kadar yapıcı bir gayretle 3-5 nesilde bir araya getirilmiş zar zor o kaynakları, o imkanları, o servetleri çarçur etmeyecek şekilde bir tavır koyarsanız bütün ekonomiye ve hatta kendinize de doğru bir şey yapmış olursunuz. Nitekim biz o dönemde hiçbir yerle bir istişaremiz olmadan, bize herhangi bir politika vaaz edilmeden oturduk. 10.000'in üzerindeki sayıdaki ticari müşterimizin 10 milyar Türk lirasının üzerindeki kredisini yeniden yapılandırdık. Bunlara her bir vakanın gerektirdiği ihtiyaçlar her neyse, ödemesiz dönemse ödemesiz dönem, düzensiz ödeme yapmaya ihtiyaç duyan bir tablosu varsa ona göre son derece esnek firma bazlı işler yaptık. Bunun sonunda ne oldu? Bunun sonunda %80'in üzerinde bu protokoller başarıyla taahhütler yerine getirilerek sonlandırıldı. İşte değerlerin korunması budur. Bunların içerisinde biz en acul bir şekilde sadece bizim doğrumuza hizmet eden seçenekleri bilmiyor muyuz? Herkes görebilir onları. Bence maharet onu değil. Zor olanı ama zorda olanı da gözeten politikaları izleyebilmek. Şimdi Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var dediğiniz evet. gibi. Yani %3'ler değil daha hızlı büyümelere ihtiyacı var. Tabii. Ve yeni yatırımlara, morale, istihdama ihtiyacı var. Şimdi bu anlamda ilerisi için ne düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin de planladığı mega projeler var. Bu anlamda siz neler yapacaksınız? Şimdi bir kere içinde bulunduğumuz dönemin biraz özellikle büyüme açısından ivmelendirilmesinde kamu ciddi bir inisiyatif aldı şu ana kadar. Yani son dönemde alınmış olan kararlar, makro ihtiyati tedbirlerdeki ciddi belirli yönde daha serbest, daha gevşetici yöndeki politikalar bir işlev görecek mutlaka. Bunu şu anda sınırlayan şey siyasi ve uluslararası gündemlerin yarattığı belirsizlikler. Bunun yanı sıra belli yaygın kredi kesimlerine yönelik gerek KGF ile ilgili limitin ciddi şekilde arttırılması, gerek KOSGEB üyesi olan KOBİ'lere yönelik ki 15.000 civarında firmanın yararlanabileceği ifade ediliyor. İşte 3 yıllık, 1 yılı ödemesiz kredi, 50.000 Türk liralık. Bunlar zor olanı, zorda olanı gözetecek uygulamalar. Diğer taraftan bankacılık sistemine yönelik genel karşılık oranları, zorunlu karşılıklardaki alınan inisiyatifler, yani kredi verme kapasitesini ve sermaye yeterliliklerini olumlu yönde etkileyecek olan aksiyonlar. Bunlar kanaatimce önemli. Büyümeye destek verecek. Yani bu Türkiye'nin yapmadığı bir şey değil. Yine 2009'a gideceğim. 2008 son çeyreğinden sonra, o ciddi daralmadan sonra biz yine bütçe açığının GDP'ye oranı, milli gelire oranı bakımından yine bir hareket alanı olan bir performanstaydık. Çünkü mali disiplinin korunması size böyle bir imkan, opsiyon tanıyor zorluk dönemlerinde. Nitekim orada harcamaları arttırarak ekonomiye bir anlamda bir ivme kazandırıp sonra onun kendi çarklarıyla dönmesini sağlayacak önlemler alındı ve 2010 ve 2011 gayet başarıyla ciddi büyümelerle de geçti. Bugün de bunu yani tekrar da tabii o mali disiplinin bütün çıtalarına da geri dönüldü. Bugün gene buna yönelik imkanlar var. Bu imkanları olmadığı halde bu politikaları izleme iddiasında olanlar var. Örneğin şu anda Trump'ın piyasaların beklemediği yönde harcamaları arttırmak, vergileri düşürmek gibi genişletici bir mali politikaya gitmesi, Amerika zaten global kriz sırasında iç ve dış açıkları yüzünden buraya gelmişti. Şimdi tam da teyit edilmemiş bir performans varken ve o kadar da rahat bütçe imkanları yaratamamışken denenecek. Denenmesinin karşılığı faizde ne olacak, büyümede ne olacak hepimiz beraber göreceğiz. Ama Türkiye görmeliyiz ki bu alanda hiç olmazsa ekonomiye güç verebilecek, ivme kazandırabilecek bir hareket alanına sahip. Bunu eşgüdüm içinde koordine, başkaca gündemleri öne çıkartmaksızın ve reformcu bir anlayışı ortaya koyan, yani iç ve dış kamuoyunun da inanacağı ve kabul edeceği bir yeni hikaye, bir yeni perspektif vererek kurumlara düşen görevler, iş dünyasının temsilcilerine, bankalara, finans kuruluşlarına düşen görevlerle biz bunu bir harmoni içerisinde yapabilirsek en azından dış talep, iç talep, bir takım sorunların olduğu böyle bir konjonktürü daha az kayıplarla, daha az firelerle geçeriz veya ondan daha çabuk çıkmanın yollarını buluruz diye düşünüyorum. Şimdi biraz bahsettiniz Trump'ın başkanlığa gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde, ama ondan önce işte biz son 2-3 yıldır Fed'in faiz artış politikasını konuşuyoruz. Evet. İşte geçtiğimiz yılın bu zamanında bir faiz artışı yapmıştı. Yine bir yıl aradan sonra bir faiz artışına gitti. Önümüzdeki yılda, yani 2017'de 3 faiz artışı düşünülüyor, 4 konuşuluyor. Diğer taraftan dediğiniz gibi Trump göreve başlayacak 20 Ocak'ta, yeni bir dönem. Bu dönemde yine biz doların değerlendiği bir ortam mı göreceğiz dünyada? Yani ne bizi bekliyor 2017 yılı için, evet, dolar anlamında? Evet. Şimdi biraz evvel ifade ettiğimi biraz daha açayım bu sorunuz üzerine. 2008 son çeyreğindeki global krizde özellikle Amerika'nın geldiği nokta, içeride ciddi bütçe açıkları, gelir eksiklikleri nedeniyle yaşanan sorunlar, dışarıda da cari açık verme sonucu hem ulusal paranın değeri hem de ekonominin artık büyüyemeyecek noktaya gelmesi gibi bir yerdeydi. Bunun üzerine o tarihten bu yana bol likiditeyle ekonomiyi canlandırmak, bu arada Amerikan dolarının değerini düşürmek suretiyle onun yeniden döviz kazandırıcı bir rekabet gücü kazanmasını sağlayacak ve cari açıklarını daraltacak bir şeye girildi. Şimdi bugün önerilen politika bunun tam tersi. Yani gene iç ve dış açık. Çünkü güçlü dolar demek dış açık etkisi yapmak demek. Diğer taraftan bütçe dengelerini bozmak demek, iç açıklar yoluyla ekonominin biraz hızlı büyüse bile yarın enflasyon yoluyla, faiz arttırımları yoluyla başka bir sarmala tekrar girmesi demek. Onun için çok sürdürülebilir politikalar gibi görünmüyor. Ama bunun ne kadar, hangi dozda nasıl uygulanacağını 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan yeni yönetimin daha kristalize edeceği günlerde göreceğiz. Evet, 3 arttırım öngören bir tablo var ama ben size şöyle bir örnek vereyim. 2015 aralığında 2016 içinde kaç arttırım öngörülüyordu? Yine hatırlıyor musunuz? 4 faiz arttırımı öngörülüyordu. 4 faiz arttırımı öngörülüyordu. Bir tane oldu, o da Aralık ayında oldu. Yani bunları da o kadar öyle kesin ve öyle realize olur gibi görmemek lazım. Çünkü ekonomilerin pragmatik ihtiyaçları her zaman önceden düşünülen politikaların dışında bazı sapmalar ya da sapmalar olmasa bile günün şartlarına uygun değişiklikler arz edebilir. Tabii böyle bir ortamda işte bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden bir para çıkışı yaşandı. Bu yılda ciddi anlamda bir para çıkışı yaşandı. İşte biz dolar tarafında şu anda 3.53 seviyesinde 3.60'lara dayanan bir dolar TL gördük. Para çıkışını engellemek için ne yapmalı? Gelişmekte olan, yani Türkiye ne yapmalı? Gelişmekte olan ülkeler ne yapmalı? Bu anlamda 2017'de para çıkışını engellemek için. Tabii para çıkışının asıl dinamiği biraz evvel ifade ettiğim özellikle Amerika'daki para politikasının normalleşmesi. Bu şu demek, daha önce global ekonomiye sunulmuş olan likiditenin normalleştirilerek geri tekrar adreslerine çekilmesi. Bu tabii hangi adreslerde daha önce park edildiyse oralardan çıkıyor. Çıkarken de o ülkelerin yerel paralarının değer kaybına neden oluyor. Meksika böyle, Brezilya böyle, Güney Afrika böyle. Tabii kendi özel gündemleri nedeniyle farklı farklı etkileniyor bizde olduğu gibi olaylar. Ve o gündemler de tabii işte aynı etkinin bir ekonomide biraz iskontolu, başka bir ekonomide ise primli çarpan etkisiyle yansıması sonuçlarını veriyor. Biz bugüne kadar daha olumlu ayrışan ekonomimiz ve diğer göstergelerimiz nedeniyle hep iskontolu etkilenirdik bu hadiselerden. Şimdi bir süreden beridir maalesef çarpan etkisiyle etkileniyoruz. Bu sarmaldan çıkabilmek için aslında Amerika tarafı böyleyken diğer taraflara da bakmamız lazım. Avrupa Birliği'nde ya da Japonya'da bir parasal sıkılaşmaya dair bir emare yok. Çok düşük, hatta negatif faiz oranları da söz konusu. Dolayısıyla bu bir miktar Amerika'daki harekete nazaran daha dengeleyici bir unsur. Diğer taraftan da kendi gündemlerimiz açısından bakıldığında biraz evvel ifade ettiğim hem siyasi istikrar hem makroekonomik göstergelerdeki olumluluklar, farklılaşmalar, güçlü bankacılık sistemi, iç ve dış kamuoyunu ikna edecek, kabul görecek yeni bir hikaye, yeni bir perspektif ve ona göre oluşturulmuş reform öncelikleri gibi gündemlerle siz kendinizi ayrıştırmanız lazım ülkelerin, benzer ülkelerin içinden. Bu kanaatimce yabancı yatırımcının risk algısını azaltacak olan ve de riskli görülen alanlardan kaçarken sizi dolumlu yönde ayrıştıracak olan hususlardır. Ben şahsen bu dış etkiye karşı içeride bu yönde bir programla, iyi koordine edilmiş bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğini elzem görüyorum. Şimdi tabii bu yıl dolar, TL'yi çok konuştuk, doları çok konuştuk. Dünyada da tabii çok konuştuk. İşte 14 yılın zirvesinde dolar endeksi. Bugün de 103 seviyesini aştı. Yine 14 yılın en yüksek seviyesinde. Euro dolar paritesine baktığımızda 1.04'ün altına geldi. Euro dolar karşısında 14 yılın en zayıf durumunda. Yani dengelerin değiştiğini görüyoruz. Bu dönemde işte bahsettiğiniz gibi 15 Temmuz'a kadar bir dönem, 15 Temmuz'dan sonra yaşanan farklı bir dönem ve doların yükselmesi. Ve doların o ateşinin çok yükseldiği dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı vardı. Doları bozdur, TL'ye geç çağrısı vardı, bir kampanyası vardı. Bunun karşılığı görüldü mü? Siz neler gördünüz? Şimdi 15 Temmuz'dan sonra vatandaşımızın öyle çok büyük montanlı hesaplar da değil, perakende, irili ufaklı satışlar yoluyla dövizde ciddi bir satış rakamına geldiğini görüyoruz. Ama bu 15 Temmuz'dan sonraki ilk dönemde daha fazla geçerliydi. Sonra aynı oranda olmadı. Bizim gözlemlerimize, kendi bankadaki hesaplarımıza baktığımızda görüyoruz. Ama veri de sunmak isterim bu konuda. Döviz tevdiat hesaplarındaki gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarındaki azalış 15 Temmuz'dan bu yana 14 milyar dolara aşmış durumda. Yine 2 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın bu beyanda bulunduğu, bu çağrıda bulunduğu tarihten bu yana da 1 milyar doların üzerinde bir azalış var. 1.2 milyar doların. Bu psikolojik etki veya yabancıların şeyiyle verbal intervention dedikleri sözlü müdahale, aslında hiç kullanılmayan ve hiç yönetimde etkisi olmayan bir unsur değil. Nitekim nasıl işlev gördüğünü görüyoruz. Fakat bunun kalıcı olması, bir kalıcı düşüşe yol açması kişisel kanaatimce dış etkinin, o çok güçlü dış dalganın biraz şeyinden geçiyor. Hafiflemesinden geçiyor. Çünkü şunu görüyoruz. Yani Türkiye'de irili ufaklı perakende hesaplardan satış gelirken mutlaka dışarıdaki şu veya bu gündem nedeniyle bir alış eğilimi de aynı anda geliyor. Yani nötr bir pozisyon bile olsa aslında şu ana kadar yapılmış olan döviz satışlarının bizi çok daha farklı bir seviyeye götürmesi mümkündü. Onun için yani kalıcı bir düşüş için ben yurt dışı dalganın hafiflemesinin elzem olduğunu düşünüyorum. Tabii bu konularda bir de reel sektörün açık pozisyonu hep gündeme gelir. O nasıl etkilenecek ve nereye gidecek diye. Orada bir risk var mı? Görüyor musunuz? Şimdi 212 milyar doların üzerinde bir reel sektörün şeyi var. Net döviz açığı pozisyonu var. Bu bugün milli gelirin %30'una yaklaşmış durumda. Böyle baktığınızda hemen bir telaşlı bir duruma düşürecek bir gösterge gibi görünüyor. Fakat tabii bunun vade yapısına baktığınızda işte bir yıla kadar vadesi olan pozisyonlara ilginçtir. 2014'e kadar, yani 2013 sonu dahil kısa vadede de açık pozisyonu var reel sektörün. Ama 2014'ün başından itibaren belli seviyede bir artı pozisyona geçmiş reel sektör. Yani orta uzun vadeli pozisyon, overall pozisyon, toplam pozisyon artı iken, eksi iken kısa vadeli pozisyonda 2014'ten itibaren muhtemelen bu gelişmelerin olumsuzluğu nedeniyle tedbir almak kabilinden artı pozisyona geçmiş. Bu şu demek, aslında bir opsiyon var önünde. Kurlar için öngörülebilir, kalıcı, onları Türkiye ekonomisindeki gelişmelere göre kendi işine adapte edebilecek imkanları bularak bu dönemi geçebilir isek aslında bünyelerde aynı derecede hasar oluşmadan da geçebiliriz. Özel sektörü başarılı buluyor musunuz? Tabii ki. Yani çok son derece dinamik ve yani süreci yönetmede özellikle bu etkin, dalgalanmaların tabii, olduğu tabii, dönemde. Efendim zaten yani şu kadar şey gelmiş memleketin başına, ona rağmen yaşanmakta olanlara baktığınız zaman mali bünyelerin, yönetme tekniklerinin maalesef kriz tecrübesini bu kadar geliştirmiş bir ulusuz. Yani yaşaya yani ben yabancı muhataplarımızla konuşurken söylerim, biz her sabah evinden işine, akşam da işinden evine gelirken farklı yolları kullanacak kadar pragmatik arayış içinde olan bir toplumuz. Onun için bizim rutinlerimiz pek yoktur. Ama bu da size kriz dönemlerinde biraz kriz yönetme tecrübesi, deneyimi olarak geri dönüyor. Dolayısıyla burada çok nasıl yaşayacağımız, önümüzdeki dönemi nasıl yöneteceğimiz önemli. İşte özellikle Trump'ın seçilmesinden sonraki gibi sert yükselişler. Çünkü henüz açık söylemek gerekirse bu son hızlı yükselişin reel sektör üzerindeki döviz yükümlülüğü olanlar üzerindeki etkilerini ölçebilmiş değiliz. Tansiyona benzetirim bunu ben. Yani belli bir seviyeye kadar tansiyon genç bedenlerde, spor yapan insanlarda falan bir dayanıklılıkla tolere edilebilir. Ama öyle bir tansiyon seviyesine çıkılır ki ne gençlik kurtarır ne spor kurtarır sizi. Onun için bizim burada bu süreçleri tahammül edecek, dayanacak şekilde, yönetebilecek şekilde götürmeliyiz. Hiç unutmayalım ki şurada kısacık bir dönemde %10 civarında bir devalüasyon oldu. Bunun tam ödemelerine denk gelenler açısından, yükümlülük yerine getirme ve onu öteleyemeyenler açısından ciddi bir zararın realizasyonu. Belki bunu zaman içerisinde biraz evvel ifade ettiğim gibi kendi işine yansıtmak suretiyle tekrar dengelerini kurabilecek ama bir defalık zararı yazmış oldu. Onlar önemli. Tabii bu dönemde işte Cumhurbaşkanı'nın çağrısı, ardından Merkez Bankası 7 faiz indirimi yaptıktan sonra 3 yıl aradan sonra faizde bir artırıma gitmesi. Bugün de Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi. Faizde bir değişikliğe gidilmedi. Merkez Bankası'nın faiz hamleleri doların hareketinde etkili olabiliyor mu? Yine dışarıdaki dalgalanma bunun önüne mi geçiyor? Şimdi hem piyasaya sürülen ve daha doğrusu likidite anlamındaki bolluk ya da darlık ve bu likiditeye ulaştıysanız da ulaşma maliyeti buradaki en önemli unsurlar. Faiz dediğinizde bu ulaşma maliyetini yükseğe alıyorsunuz. Bu talebin yapısına, kuvvetine göre etki yaptığı konjonktürler olabilir, yapmadığı durumlar olabilir. Ben şahsen bunlar biraz tecrübi gözlem, yani çok ampirik şeylerle destekleyemeyebilirim bu söylediğimi. Ama şöyle bir konjonktürde örneğin 0,25 faiz artışıyla başka dinamiklerle hareket eden bir döviz talebinin durdurulabileceğini pek olası görmüyorum. Bunun daha etkili sonuçlar alabilmesi için işte diğer faktörlerdeki iyileşmelerin hep bir arada yaşanabiliyor olması lazım. Ama Merkez Bankası bir taraftan da sıkı para politikası, sıkı duruşunu, sıkılaştırma yönündeki duruşunu koruyor. Bu yönüyle bakıldığında döviz açısından çok yüksek dalga boylu olmayan faiz artışlarının inşallah hiç de ihtiyaç duymayız. Mutlaka başvurulması gereken bir enstrüman. Ben daha çok enflasyon bekleyişleri ve ona göre o görünüme göre bir faiz politikasının isabetli olduğunu, bugün Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada hem petrol fiyatlarını hem gıda fiyatlarını ifade ederken, diğer taraftan da iç talep koşullarını dikkate alarak çok farklı ve sapan bir enflasyon beklentisi görülmediği için faizlerde bir oynama olmadığına işaret ediyor. Dolayısıyla doğrudan dövizin tek enstrümanıymışçasına faize bakılmamalıdır diye düşünüyorum. Peki, devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim. Daha sonra sohbetimiz devam edecek. Teşekkür ederim. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ile sohbetimiz devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası'nın faiz politikasını konuşuyorduk. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Şimdi 15 Temmuz sonrasında önce kamu bankaları öncülüğünde bir faiz indirimi, ardından da sizin bankanız öncülüğünde bir faiz indirimi süreci vardı. Şimdi peki önümüzdeki dönemde ne olacak? Yani 2017 yılında kredi faizlerinde işte konut, ihtiyaç, taşıt, tüm bu faizlerde nasıl bir seyir beklemek gerekiyor? Şimdi gördüğüm kadarıyla özellikle kamuoyunun hep merak ede geldiği, aşağıya giderken de Merkez Bankası'nın politika faizi, yukarıya giderken de bunun piyasaya yansıması nasıl olur ve bu anlamda kredi faizleri nasıl etkilenir, mevduat faizleri nasıl etkilenir? Bir kere şunu bilmeliyiz, bankaların temel fonlama kalemi mevduat. Siz mevduat toplayacaksınız. %55-60 oranında bilançolarımızdaki payı mevduat oluşturuyor. Hı hı. Para piyasalarından elde edilen fonlar %5 civarında pasifin fonlama tutarının %5'ini falan oluşturuyor. Böyle bir tabloda onun direkt olarak mutlaka kısa vadeli faizler için önemli bir belirleyici unsur ama faizin biraz daha perspektif verecek dönemleri, vadeleri için bakıldığında çok başka unsurlara da bağlı. Yani bankaların likidite durumları, genel likidite durumları, bilançolarının genel tablosu, mevduat sahibinin hangi getiriyi aradığı, yani o faiz indiriminden etkilenen bir bekleyişinin olup olmadığı. Türkiye'de hiç unutmamalıyız ki kredi mevduat oranları da ciddi oranda yükselmiş durumda. Yani Türkiye kredilerde bütün mevduat havuzunu kullanmış durumda. Dolayısıyla mevduat üzerinde doğal bir rekabet de var. Diğer taraftan gene finansal kuruluşların mevduat dışı kaynaklara, özellikle yurt dışı kaynaklara erişme imkanları. Bunların tamamındaki iyileşmelerle siz faizi buna göre yansıtabiliyorsunuz. O nedenle tersi de doğrudur. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi arttı diye hemen kredi faizlerinin artması gerekmez. Çünkü sizin diğer maliyetlerinizin etkilenip etkilenmediğine de bakar bu. Kısa vadeli faizlerinize yansıtabilirsiniz ama diğer faizlere yansıması biraz evvel ifade ettiğim gibi mevduat dışı kaynaklara bakar, tasarruf mevduatının nasıl hareket ettiğine, onun dinamiğine bakar. Yurt dışı borçlanmalara bakar. Mesela en yakın zamandan örnek vereyim. Biz Ekim sonunda esnafa, tüketiciye yönelik yapmış olduğumuz yaygın kullandırılan kredilerin faizlerindeki indirimleri Merkez Bankası 25 bas puan bu son artışından sonra geri almadık veya değiştirmedik. Neden değiştirmedik? Yani teknik olarak hata mı yaptık, yanlış mı yaptık? Hayır. Fonlama maliyetlerimize bu anlamda yansıyan bir değişiklik yapmayı gerektirir bir tablo görmediğimiz gibi net faiz marjını da yönetilebilir olduğunu gördüğümüz sürece devam etmeliyiz diye düşündük. Şu anda da öyle yönetiyoruz. O yönüyle bakıldığında hem aşağıya doğru hem de yukarıya doğru Merkez Bankası faizlerinin aynı ölçüde kredi ve mevduat faizlerine yansıması söz konusu olmaz. Onun kendi dinamikleri var. Ama burada önemli olan zaten faizlerin mutlak seviyesi değil, marjdır. O marjın sürdürülebilir olmasıdır. Biz onu yönetebildiğimiz sürece ekonominin daha doğrusuna olan davranışları biraz evvel ifade ettiğim gibi yapmaya devam ederiz. Mevduat faizinin de tabii bu ortamda aynen düşmesi öyle gerekiyor. Onu yönetebildiğimizi görüyoruz bir miktar. Yani bu aldığımız faiz kararlarından sonra onu yönetebildiğimizi görüyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları sonrasında da kamu bankalarının mevduat alımına %7,5 faiz sınırı getirilmesi mevduat faizinde bir düşüş getirir mi? Etkili olur mu? Düşüşten ziyade yani o sistem içerisinde yer değişikliklerine de neden olabilecek bir tablo olabilir. Bu yönüyle bakıldığında toplam maliyetin dediğim gibi düşmesi ve her banka için azalan bir trende girmesi daha başka. Yani genel konjonktürdeki iyileşme ve bekleyişlerin düzelmesine ilişkin emareler ortaya çıktıkça olumlu etkilenir. Yurt dışı borçlanmadan bahsettiniz. Ne yaşadınız? Yurt dışı borçlanmada neler gözlemlediniz? Kolay mı? Daha mı zorlaştı? Bir maliyette artış var mı? Şimdi gerek sendikasyon, gerek seküritizasyon, gerekse Eurobond, Euro tahvil ihraçları anlamında baktığımızda 2015 sonundaki bakiyelerin Türk bankacılık sisteminde ya korunduğunu ya da bugün itibariyle, yani bugün derken Ekim sonu itibariyle istatistikleriyle arttığını görüyoruz. Rakam da vermek isterim. Mesela 2015 yıl sonunda sendikasyon 19.7 milyarmış toplamda. Şimdi aynı düzeyini koruyor 2016 Ekim sonu itibariyle. Seküritizasyon kredileri 11,5 milyar ABD dolarıymış. 13 milyar doların üzerine çıkmış. Yurt dışı euro tahvil ihraçları da 23.7 milyar dolardan 25 milyar doların üzerine çıkmış. Dolayısıyla bu rakamlar bu yaşanan bu kadar olumsuz şeye rağmen dönmeye devam ettiğini gösteriyor. Reel sektörde de buna benzer bir tablo var. Uzun vadeli borç ödemelerinin son 12 ay itibariyle 1.7 katı kadar reel sektörün yeniden borç temin etmiş olduğunu gösteriyor rakamlar. Tabii ilginin bir miktar azalması, işte rollover rasyolarının, yenileme oranlarının bir miktar eskisi kadar yüksek olmayıp aşağıya doğru gelebilmesi, böyle bir konjonktürde bunlar normal. Bunlar yönetebildiğimiz şeyler zaten. Mesela ben İş Bankası için örnek verebilirim size. Biz 15 Temmuz'dan sonra 2,5 milyar doların üzerinde dış kaynak temin ettik. Ve bunun içerisinde Eurobond var, sendikasyon var, seküritizasyon var ve vadeler de hiç fena falan değil. Mesela seküritizasyonda 5 ila 13 yıl halinde iki ayrı tranştan bahsediyoruz. Euro tahvil 5,5 yıl vadeliydi. Orada ilginç bir şey daha var, onu da ifade edeyim. Evet. 5,5 yıl vadeli ihraçta biz piyasaya çıktık, iki katından fazla talep geldi. 600 milyon dolarlık bir borçlanma yaptık 5,5 yıl için. Aynı kağıdı, aynı tanımlı kağıdı biz Nisan ayında da ihraç etmiştik. Nisan ayında ihraç ettiğimizde, yani 15 Temmuz'dan önce. Bunun borçlanma maliyeti overall 5.47 idi. Bu yaptığımızda 5.50 oldu. Yani kabili ihmal bir fark, eşit diyebileceğimiz bir düzeyde oluştu. Yani bu kuruluşların geçmişteki işbirlikleri çok uzun yıllara dayandığı ve çok böyle konjonktür göre göre bugünlere gelindiği için bu piyasaların dışında olup da bir anda böyle bir şey olur, bir kesinti olur gibi düşünenler bence bu piyasaların dinamiklerini yeterince göremiyorlar. Özellikle sendikasyon piyasaları falan, hepsinin kendi işbirlikleri çok uzun yıllara dayanır ve sadece yani bu işlerin içinde olmayanlar tarafından değil. Şimdi aklıma geldi. Maalesef haber yapan yerlerden de böyle şeyler olabiliyor. Geçenlerde BDDK başkanımızla doğrudan paylaşmamız suretiyle ortaya çıkan bir tablo vardı. Örneğin bizim sendikasyonumuza iki bankanın iştirak etmemiş olmasını, sendikasyon kredisini yenileyememek gibi bir kavrama veya o anlama gelebilecek derecede yanlış ifadeler kullanılarak, halbuki bir sendikasyon piyasasında yeni katılımcılar hep olur. Kendilerine özgü nedenlerle, şu veya bu gerekçeyle de katılımlarını azaltan ya da o yıl katılmayanlar olur. Senede iki değil yapıyorsanız birine girip birine girmeyenler olur. Yani bunların çok normal şeyleridir. Ama maalesef bazen böyle sistemli olduğunu söyleyemeyeceğim bir takım dikkatsiz işler olabiliyor. Ama bize düşen hakikatin ne olduğunu doğru dürüst anlatabilmek. Ve sonucun ne olduğunu. Sonucun ne olduğunu ortaya koyabilmek. Peki bir de şuraya gelmek istiyorum. Şimdi işte kredi kanalları açılıyor, kredi veriyorsunuz. Kredi dönüşlerinde bir sıkıntı var mı? Kredi dönüşleriyle ilgili en önemli hadise, tabii biraz evvel kurla ilgili konuyu konuşurken şey yaptık. Bu konuya bir miktar girdim ben. Çünkü kurun hangi bünyelerde, mali bünyelerde ne tür sorunlar yarattığını düşündüğünüz zaman buralarda maalesef bazı olumsuz etkiler olabilir. Fakat göstergeler üzerinden konuşmak lazım. Bugün bizim bu kadar yaşadığımız dalgalanmaya rağmen karşı karşıya olduğumuz sorunlu kredi oranları geçmişteki bu tür dönemlere nazaran bakıldığında halen çok daha altında onların ve de yönetilebilir seviyelerde. Bunu rakamlarla da ifade etmek isterim. 2009'da ki bizim ekonomimizin o dönemde öyle çok temel bir sorunu yok iken tamamen global krizin yansımasıyla olmuştu hatırlarsanız. 2009 yılında bankacılık sektörünün sorunlu kredileri %5.16 idi. Bugün 3.28 Eylül sonu itibariyle. Yani çok olağanüstü bozulmuş falan filan bir tablo yok. Bunun bireyseline, ticarisine baktığınızda da benzer rakamlar görüyorsunuz. Yine çok önemli bir gösterge olduğunu düşündüğüm bu tür konularla ödeme aksaklıkları bakımından. Mesela çeklerdeki tutar bazındaki ödenmeme oranı 2009 yılında %8'lerdeyken şimdi 4'lerde. Yani bu göstergeler öyle aşırı bozulmuş falan filan ve yönetilemez düzeylerde değil. Ama başlangıçta da söylediğim gibi bu son dönemdeki hızlı kur artışının etki analizini henüz görebilmiş değiliz. Onu çalışacağız, bakacağız ama o zaman da şöyle bir şey, bizlere sorumluluk düşüyor gene. Kredi yapılandırmaları konusunda bir gelecek gördüğümüz her örneği iyi yönetmek bakımından kredi yapılandırmalarında bilançolarımızın imkanlarını sonuna kadar kullanmak durumundayız. Peki 2017 için, önümüzdeki yıl için risk olarak ne görüyorsunuz? Avantaj olarak ne görüyorsunuz? Temel büyüklüklerle ilgili en azından öngörülerimi öncelikle paylaşayım. İlk iki çeyrek ekonomik büyüme aslında tatmin edici düzeyde idi. Hele ilk çeyrek çok iyi de bir başlangıç yapmıştık. 5'e yakın bir büyüme gerçekleşmişti eski istatistikle. İlk iki çeyreğinde %4,5'luk büyüme oldu. Üçüncü çeyreğinde maalesef işte bunlar kayıplarımız. 27 çeyrekten sonra ilk kez %1,8'lik bir daralma yaşadık. Bu da 9 aylığı %2,2'ye getirdi. Biz yılın son çeyreğinde bu makro ihtiyati tedbirlerin etkisi, onun iç talep üzerindeki canlandırıcı etkisi, bankacılık sistemi üzerindeki etkisi, artı yine kamu harcamalarının da etkisiyle 2,5 düzeyinde bir büyümeyle kapatabileceğimizi öngörüyoruz. Yani son çeyrekte biraz hareketlenme bekliyoruz. 2017 yılında da %3,3'lük bir büyüme tahminimiz var, öngörümüz var. Gene burada kamu harcamalarının arttırılması suretiyle ekonomik aktivitenin desteklenmesi senaryosuna dayanıyoruz büyük ölçüde. Dış denge açısından bakıldığında bizim bu dönemde hem ihracatımız hem ithalatımız sırasıyla birisi %2'ye yakın, birisi de %5'e yakın daraldı. Tabii bunun sonucunda dış ticaret açığı da %12'ler civarında falan daraldı. Dış açığımız, cari açık ciddi şekilde oldu ve cari açıkta şimdi 3,9 falan gibi bir orana gelebileceğimizi öngörüyoruz 2016'da. 2017'de de %4'lerde olur. Son olarak da enflasyonla ilgili beklentileri söyleyeyim. Kasım ayında %7, 2016'da %7,5 ve 2017'de de 8,5 gibi bir öngörümüz var. Son bir dakikamız, son sözü de size bırakayım. 2017 için nasıl bir mesaj verirsiniz? Ben hep ifade ederim, kendi arkadaşlarımla yaptığımız toplantılarda da moral bozmamak lazım. Türkiye önemli bir ülkedir, büyük de bir ülkedir. Bu ülkenin 2-3 saatlik zaman farklarıyla bir şöyle pergelle dolaştığınızda etrafında 8 trilyon doların üzerinde ticaret hacmi var. 25 trilyon doların üzerinde milli gelir var. 1,5 milyar da nüfus var. Bu insanlar 3 aşağı 5 yukarı aynı saatlerde kalkıyorlar, aynı saatlerde ayaktalar, iş yapıyorlar. İşte bir jeopolitik avantaj deniyorsa böyle bir tablo. Biz İçinde bulunduğumuz sıkışık gündemlerin etkisiyle çok da moralimizi bozmamalıyız. Makroekonomik verilerimizin olumluluğunu mümkün olduğu kadar iyi kullanarak şey yapmalıyız. Bunun için de hep söyleye geldiğim pozitif düşünmeliyiz. Pozitif düşünmek yetmez, pozitifte davranmalıyız. Evet, üretim anlamında sizlere ihtiyaç var, yatırımcıya ihtiyaç var. Toplu olarak hep birlikte çalışmak gerekiyor. Bu dalgalanmaları aşabilmek, evet, bu yaşanan, dünyada yaşanan dalgalanmayı aşabilmek için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Değerlendirmeleriniz için, açıklamalarınız için Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali konuğumuzdu. Hoşçakalın.